Merhabalar, ben ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Elektrik Elektronik Mühendisi 2015 mezunlarından Ahmet Mert Polater. Şu anda savunma sanayinin öncü kuruluşlarından birinde ARGE mühendisi olarak çalışmaktayım. İşim gereği mikrodalga devre tasarımlarıyla ilgileniyorum. Ve bu konuda da aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Kampüsü Elektrik Elektronik Mühendisliğinde yüksek lisans çalışmalarına devam ediyorum. Üniversite yılları oldukça güzel geçti diyebilirim. Yani herkes bu cümleyi söyler tabii ki ama özellikle bizim ilk yıl adada kurduğumuz arkadaşlıklar sayesinde üniversite hayatına ve kampüs hayatına çok daha hızlı adapte olduk diyebilirim. Zaten bir yerde iyi bir arkadaşlık ortamınız olduğu zaman orada bir sürenin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. O açıdan üniversite yılları bayağı hızlı geçti. Tabii derslerin yanında benim başka yapmış olduğum aktiviteler de vardı. Bunlardan bazıları öğrenci asistanlıklarıydı. Olayın sorumluluğundan ziyade biz birazcık da o işin keyfine bakıyorduk ve bu sayede yani o anıları hiçbir zaman unutamam diyebilirim. Sosyal etkinliklere gelecek olursak herhalde sosyal etkinliklerden en çok unutamadığım şey okulun yıl içerisindeki şenlik zamanlarıydı. Çünkü üniversitenin yoğun eğitim öğretim hayatını ayak uydurmaktan ziyade bu tarz etkinliklerin de tadını çıkarmak çok önemli bir şey. İnsana çok fazla şey kattığını düşünüyorum. İleride sosyal bir birey olmak adına bu tarz aktiviteleri takip etmek, arkadaşlarınızla beraber oraya katılmak gerçekten üniversite hayatı boyunca herkesin tecrübe etmesi gereken şeylerden biri. Üniversite hayatım boyunca çeşitli topluluklarda yer aldım evet ama bunlardan en etkin olarak çalıştığım sualtı topluluğuydu. Sualtı topluluğuna da girişimiz açıkçası biraz Kıbrıs'ta okumamızın sebebiyle kaynaklandı. Çünkü bir adada yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri dalış etkinliği. Ve biz hazırlık yılında yeni tanışmış olduğumuz arkadaşlarımızla bu topluluğa katıldık ve mezun olana kadar sualtı topluluğunun aktif bireyleri olarak devam ettik. Ben iki dönem boyunca yönetim kurulu başkan yardımcılığını yaptım. Bence üniversite hayatının en önemli kazanımlarından biri de bu. İnsanın kendine ömür boyu sürecek hobileri edinmesi. En sevdiğim hocam mı? Yok, gerçekten cevaplayacağım bu soruyu. Yani en sevdiğim hocam herhalde bölümde en çok vakit geçirdiğimiz hocalarımızdandır diye düşünebilirsiniz. Evet, öyleydi çünkü okulda projeleri yürütürken hocalarımızla çok vakit geçirdiğimiz için evet birbirimizi daha çok tanıyıp birbirimizin hayat görüşleri hakkında daha çok bilgi edinmek durumunda olduk. Ama bu açıdan en sevdiğim hocam Tayfun hocam, Tayfun Nesimoğlu'ydu diyebilirim. Kendisine burada selam söylüyorum. Hafta sonları, yani Kıbrıs'ta aslında çok hafta içi hafta sonu ayrımı yapmıyorduk. Çünkü zaten küçük bir kampüste olduğumuz için birçok aktivitemizi hafta içi de yapabiliyorduk. Ama hafta sonları özellikle yaptığımız ve çok vakit alan bir iki aktivitemiz şunlardı. Genelde Kıbrıs'ın doğası çok güzel olduğu için bisikletle köy köy gezerdik. Yani Girne Dağ yolundan başlardık ve 3-5 köyü dolandıktan sonra tekrardan kampüse geri dönerdik. Ondan ayrı da sualtı topluluğun işleri oluyordu. Zaman zaman da dalışa gidiyorduk havaların ısındığı zamanlar. Bu yüzden hafta sonları bu şekilde geçiyordu. Evet, arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Hatta bir kısmı mezun olduktan sonra benimle beraber onlar da Ankara'ya geldiler. Bir kısmı Ankara'da çalışıyor, bir kısmı yüksek lisans çalışmalarına devam ediyor. Ama Kıbrıs'taki arkadaşlarım bir kısmı da hala Kıbrıs'ta okuyor. Ama şu bir gerçek, birbirimizden uzakta bile olsak arkadaşlık ilişkilerimiz çok güçlü olduğu için yani sürekli irtibattayız. Hatta yakın zamanda mezun olduktan sonra işi dolayısıyla yurt dışına taşınan bir arkadaşın yanına gideceğiz. O açıdan keyifli, insanın ömür boyu sürecek arkadaşlıklara sahip olması çok önemli. Üniversite hayatını kazandırdığı en büyük şeylerden biri de bence bu. ODTÜ deyince insanın aklına önce disiplin geliyor sanırım. Çünkü eğitim öğretim hayatı sırasında çok yoğun bir program geçiriyor insan ve bu yoğunluğa ayak uydurabilmek için insanın bir self disiplin dediğimiz olayı edinmesi gerekiyor. Bu açıdan evet, aklıma gelen ilk şey kesinlikle disiplin. ODTÜ'den öncesi ve sonrası diye düşünecek olursam evet, ODTÜ'lü olmanın bana kazandırdığı en büyük şey belki de zaman yönetimi oldu. Çünkü hayatınızın yoğun temposunda yani sadece eğitim hayatında değil, sosyal hayatta da birçok şeyi düşünmek zorundasınız ve ikisini aynı anda yürütebilmek için zaman yönetimi algınızın çok iyi olması lazım. Bu insana ömrünün geri kalanında da katkıda bulunan bir şey. O açıdan bana en büyük kazanımlarından biri bu oldu diyebilirim.
İş hayatında evet ODTÜ'lü olmanın getirdiği belli avantajlar kesinlikle var ve bunların birçoğu eğitim, öğretim sırasında edinilen disiplinlerden kaynaklanıyor. Yani hocanızın size vermiş olduğu bir projeyi, bir ödevi ne kadar özenerek yaptığınız yarın öbür gün iş hayatında da meyvesini veriyor. Çünkü yaptığınız işe daha fazla önem veriyorsunuz, daha fazla sorumluluk alıyorsunuz ve sorumluluk almaktan kaçınmıyorsunuz. Bundan ayrı olarak tabii ki hani iş hayatında da bazı fikir ve görüşlerinizi kendinize güvenerek ifade etmeniz gerekebilir. Belki de ODTÜ'nün kazandırdığı en büyük kazanımlardan biri bu özgüveni size vermesi. Kıbrıs'ta okumak ve orada uzun bir süre sayılabilecek bir zaman aralığı geçirmek aslında insana birçok şey kazandırıyor. Bunlardan en önemlisi bence adaptasyon. Çünkü Kıbrıs'ta okumak bir ada olduğu için Türkiye'deki birçok şehirde okumaktan çok daha farklı. Ama oraya bir kere uyum sağlayabildiğiniz zaman bu uyum sağlayabilme yeteneğiniz yani öbür gün bir iş ortamına girdiğinizde de size katkı sağlayacak ve hiçbir şekilde oraya ait olmadığınızı düşündüğünüz ortamlara bile kolaylıkla ayak uydurabilmenizi ve kendinizi orada bir birey olarak mutlu hissedebilmenizi sağlayacaktır.